Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2-2,5 aydır Apple'ın son serisinden iPhone 14 Pro'yu kullanıyorum. Bu telefon şu anda ülkemizde 40.000 TL civarında. Peki gerçekten bu parayı hak ediyor mu? Deneyimlerim neler? Hep beraber bakalım. Öncelikle fiyatı 40.000 TL dedim ama ben bu cihazı çoğu kişi gibi yurt dışından aldım. Bildiğiniz gibi yeni yılla birlikte artık pasaporta telefon kaydettirmek 6.000 TL civarında. Ben de yeni yıla girmeden son kaydedenlerden biriydim. Yani 2700'e kaydetmiş oldum. iPhone 14 Pro'dan önce ben iPhone 11 modelini kullanıyordum. Ben iPhone 14 Pro'yu satın alırken Silver modeli tercih ettim. Ama bunun dışında mor, altın, gümüş ve siyah renklerde de sunuluyor. Telefon ilk geldiğinde tasarım olarak beni tatmin etti diyebilirim. Özellikle iPhone 11'den sonra tasarımdaki farkı hissediyorsunuz. Zaten Apple'ın iddiasına göre de iPhone 14 Pro'nun ekranı şu an dünyadaki en sağlam ekranlardan biri. Ancak hoşuma gitmeyen noktalardan biri kenarlardaki çelik tasarım. Çünkü parmak izi kalıyor. Bu pek hoş değil diyebilirim. Bunu da herkes gibi kılıf kullanarak kamufle edebilirsiniz. Ekrandan söz edecek olursam yine 6.1 inç ekran karşımıza çıkıyor. Yani tek elle kullanımı çok rahat. İki el kullanmanız gerekmiyor. Yani ekran ne fazla büyük ne de küçük. Tek elle kullanımı çok rahat. Otobüste vesaire günlük kullanımda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. iPhone 14 Pro modeliyle ilgili en heyecanlı noktalardan biri biliyorsunuz ki dinamik adaydı. Apple yeni serisinde çentiyi daha kullanışlı hale getirip yepyeni bir tasarım sundu. Bu dinamik adada örneğin dinlediğiniz müziği görüntüleyebilir, uygulamaya girmeden üzerinde ayarlama yapabilir, gelen aramaları görüp cevaplayabilirsiniz. Hatta navigasyon açtınız diyelim, yine dinamik adada sağa sola gitmeniz gerektiğini okularla bile takip edebiliyorsunuz. Bu yüzden dinamik ada çok kullanışlı. Yani çentik her zaman vardı ama Apple bu modelinde bu çentiyi nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim diye düşünüp böyle bir tasarım yapmış. Zaten 14 Pro ve Pro Max modeliyle ilgili en heyecan verici noktalardan biri de dinamik adaydı. Mesela hemen dinamik adaya bir bakalım. Diyelim ki ders çalışıyorsunuz ve bir ara vermek istediniz ama çok da kaybetmek istemiyorsunuz kendinizi. Burada dinamik adayı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin sayacı başlatalım, geri atalım. Burada dinamik adada vakti görebilirsiniz. O sırada Instagram'da takılabilir, istediğinizi yapabilirsiniz. Böylece zamanı daha iyi yönetebilir hem de dinamik adayı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Apple ayrıca bu serisinde bazı ülkelerde fiziksel SIM yuvasını da kaldırdı. Yani eSIM'in artık geleceğin teknolojisi olduğunu düşünürsek bu da önemli bir detaydı diyebilirim. 14 serisiyle ilgili dikkat çeken diğer noktalardan biri de Always On Display teknolojisi. Aslında bu teknoloji uzun süredir Android cihazlarda vardı. Ama Apple tabii kendi farkını yaratarak farklı özellikler sundu. Ben Always On Display'i aslında kapalıda kullanıyorum. Çünkü biraz olsa şarjıyor. Ama diyelim ki siz Always On Display'i açık kullanacaksınız. Sunduğu en güzel özelliklerden birisi mesela diyelim Apple Watch da kullanıyorsunuz. Telefonu masaya koyduğunuzda ortamdan uzaklaşırsanız cihaz oradan uzaklaştığınızı anlıyor ve ekranı kapatıyor. Geri geldiğinizde otomatik olarak ekranı geri açıyor. Ya da diyelim ki cihazı uyku moduna aldınız, tekrar Always On Display otomatik olarak kapanıyor. Sabah olduğunda Always On Display'i manuel olarak açmanız lazım ama yine de güzel bir detay diyebilirim. Apple bu serisinde A16 Bionic işlemcisiyle karşımıza çıkıyor. Bu işlemci Apple'ın iddiasına göre piyasadaki en güçlü işlemci. İşlemci sayesinde herhangi bir donma, kasma, hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Hatta seri bir şekilde üst üste fotoğraf çekmede normalde Android cihazlarda takılma yaşamanıza rağmen iPhone 14 modelinde hiçbir problem yaşanmıyor. Hatta biz daha önceki videolarımızda başka bir telefonla 14 Pro'yu oyun testine soktuk. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Ben bir telefon aldığımda 4-5 yıl kullanmayı hedefliyorum. 14 Pro Max'ten önce iPhone 11 modelini kullanıyordum. Ama 2 yıl bile dolmadan modelden memnun kalmamaya başladım. 11 modelinde 2 aydan sonra dahi pil performansının %100'ün altına düştüğünü gözlemledim. Telefonda başka bir sorun olmamasına rağmen pil performansı beni üzmüştü. Ama 14 Pro'da şarjla ilgili bir sorun yaşamadım. Ki her ne kadar Apple'ın genelde bataryası yetersiz algısı olsa da ki diğer telefonlara kıyasla öyle. Apple'ın yeni modelinde bunu bir tık geliştirdiğini söyleyebilirim. Yani günlük yoğun bir kullanım dahi telefonu sürekli kullanıyorsanız, sürekli Instagram'da takılıyorsanız, video izliyorsanız dahi 24 saat kesinlikle dayanıyor. Bu seriyle birlikte gelen yeni bir özellik kaza tespiti ve acil durumlarda uyduya bağlanabilme özelliği. Kaza tespiti özelliğini ben henüz deneyimleyemedim. Umarım da deneyimlemem ama Alperen sen bilirsin kaza yaptım. Evet ne yazık ki keşke o zaman iPhone 14 Pro'm olsaydı da direkt polisi arardı kazadan sonra. Ama şöyle şeyler de oldu. Mesela birisi Luna Park'ta trenle son hız gidiyor. Apple bunu bir kaza olarak görüyor. İşte acil duruma bağlanıyor vesaire. Bu tarz problemler de olsa da çoğu kişinin hayatını kurtardığını da çoğu haberde gördük. Ancak bu özellik şu an için ücretsiz fakat ileride aylık ödemeye tabi tutulabilir. Gelelim kameraya. Bu seriyle ilgili en beğenilen yönlerden biri de kamera performansı. Önceki modellere kıyasla 12 megapikselden 48 megapiksele geçildiği için gece performansında çok daha iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Geceleri böyle bir performans sunduğunu göz önünde alırsak gün ışığında çok daha iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu seride zoom'a da yeni bir özellik geldi. Yani 1x ve 3x arasında yeni bir yakınlaştırma modeli daha eklendi. O da 2x. Şimdi bu telefonda çektiğimiz fotoğraf ve videolara bir göz atalım.
selam, şu an iPhone 14 Pro'nun ön kamera testindeyiz. Düz ışıkta bu şekilde görünüyor. Arkadaysa böyle bir performans sergiliyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Evet, şu an elimde iPhone 14 Pro var ve arka kamerasının video testindeyiz. Bakalım nasıl görünüyor performans. Ya iPhone bence bir başka. Birazcık da sarsıntısı yapalım. Sarsılması da bu şekilde. Sesim de umarım size iyi bir şekilde iletiliyordur. iPhone 14 Pro'yu otomatik moda bırakırsanız ne zaman daha yoğun bir piksel yoğunluğuna gideceğini, ne zaman daha yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çekmesi gerektiğini kendisi de otomatik olarak algılıyor. Ayrıca Pro RAW modunu etkinleştirerek 8 megapiksel fotoğrafları da manuel olarak çekebiliyorsunuz. Pro RAW'u etkinleştirdiğiniz dahilde cihaz daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilmek için işlemcisini burada devreye sokuyor. Yani 13 Pro modellerine kıyasla 14 Pro'da 12 megapikselden 48 megapiksele geçiş ve daha büyük lensler bu telefonla ilgili en iyi noktalardan biri. Cihazla ilgili olumsuz noktalardan biri, ki çoğu iPhone 14 Pro kullanıcısı da buna değinmiş, kamera adasının çok fazla dışarıda olması. Yani eğer cihazı kılıfsız kullanırsanız ve telefonu masaya koyarsanız bir oyuk oluşturuyor ve telefon tam olarak oturmuyor. Ama kılıf kullandığınızda yine çelik kenarlara benzer şekilde bu durumu minimalize edebiliyorsunuz. Yani bu cihaza 40.000 TL vermeye değer mi derseniz burada tabii yorumu size bırakıyorum. Ancak piyasadaki en iyi iPhone'a sahip olmak istiyorsanız ya da sizin işiniz eğer videolarla alakalıysa, bir içerik üreticisiyseniz bu cihazı almanıza fayda var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.